Brokoli çok sağlıklı bir çorba ve çok kolay bir çorba. Göreceğiniz gibi her şeyi bir arada atacağız ve hemen olacak. Kullanacağımız malzemeler taze brokoli, sarı mercimek, soğan, krema, tuz, karabiber ve su. Şimdi malzemeleri tencereye boşaltmaya başlıyorum. Sarı mercimek çiğ olarak, yıkanmış olarak sadece boşaltıyorum. Soğanı bütün olarak atıyorum. Piştikten sonra yine bütün olarak çıkartacağım. Sadece kokusunu vermesini istiyorum. Şimdi bunları pişirmek için su ekliyorum. Sıcak su. Ve bunları kaynamaya koyuyorum. Bu şekilde sarı mercimekler pişene kadar 5 dakika kaynatacağız. Çorbanızı kaynattığınız zaman bazen su miktarı gözünüze az gelebilir. Biraz daha su eklemek isterseniz mutlaka sıcak su kullanın. O arada brokoli ile ilgili biraz bilgi verelim. Brokolileri taze ve iyi bir brokoli seçmek için diplerinin, şu saplarının olabildiğince diri, canlı renkli olmasına dikkat edin. Üzerlerinin de artık siyah fazla dönmemiş olmasına, yeşil, koyu bir yeşil renkte olmasına dikkat edin. Brokoliyi bütün aldıktan sonra saplarından bu şekilde ayırıyoruz, yıkıyoruz ve çorbaya atmak için hazır hale getirmiş oluyoruz. Sarı mercimekler yaklaşık 5 dakikadır haşlanıyor. Bir tane bütün soğanla birlikte. Sarı mercimek yerine arzu ederseniz alternatif olarak patates kullanabilirsiniz. Veyahut da kırmızı mercimek de kullanabilirsiniz. 5 dakikadır onlar haşlanıyor. Ve şimdi daha önceden ayıkladığım, yıkadığım brokolileri çorbanın içerisine ekliyorum. Bu şekilde bir 5 dakika daha kaynatacağız. Brokolileri çorbaya kaynaması için ekledikten 3 dakika sonra kadar 1-2 parçasını alıyorum. Çünkü bunları üzerini süslemek için kullanacağım. Brokoliler yaklaşık 5 dakikadır çorbanın içinde pişiyor. Şimdi içerisine atmış olduğum bütün soğanı çıkartıyorum. Soğanın kokusunu kullanmış olduk. Ve çorbayı blenderla İyice püre haline getiriyorum. Çorba iyice kaynadı ve püre haline de getirdik brokolileri. Şimdi son olarak içerisine kremayı ekliyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Çorbanın tarifinde yağ yok çünkü krema kullanıyoruz. Krema zaten yağ. Tuz ve karabiberini de ekliyorum. Ve ocağı kapatıp güzelce karıştırıyorum. Brokoli çorbasının en son aşamasında kremayı içerisine döktük. Çünkü kremanın kesilmesini istemiyoruz. Çok fazla pişerse kesilir. Ve lezzetini bırakması için bizim için son saniyede koymak yeterli. Son anda koyup tuz karabiberini de ekleyip ocağın altını kapattım. Tabağı aldım ve daha önce 3 dakika kadar haşlanmış olan brokolilerden ayırmıştım. Sunumda güzel görünmesi için onları da bu şekilde çorbanın üzerine bırakıyorum. Brokoli çorbamız hazır. Afiyet olsun.